Tanrı bize bu toprakları vaat etti diyerek Filistin'in topraklarına yasa dışı şekilde yerleşen İsrail yerleşimciler şimdi de gözünü Gazze'ye dikti. CNN International'a konuşan İsrail yerleşimciler örgütü yöneticisi Gazze'de etnik temizlik istediklerini reddetmedi. İşgal altındaki Batı şeria topraklarında bir bayrak dalgalanıyor. Bu bayrağın üzerinde kral tanrıdır yazıyor. İki genç yerleşimci bu yasa dışı alanı koruyor. İnşaat başlamasa da alan koruma altında ve CNN International muhabiri Clarissa Ward bu alana alınmıyor. So, they Görüntülerde İsrail'in Filistin topraklarını nasıl işgal ettiği ortaya çıkıyor. İbranice tabelalar çakılırken Arapçalar siliniyor. Batı Şeria'da işgali gerçekleştiren Yahudi yerleşimcilerin yeni hedefi Gazze. <laughs> Nahala adı verilen Siyonist örgütün binlerce Yahudi destekçisi var. Onlar Gazze'de işgali planlıyorlar. Daniela Weiss hareketin vaftiz annesi. Kendisi de Batı Şeria yerleşimcisi olan Weiss bu topluluğun lideri. Onları oturma odasında toplayarak konuşmalar yapıyor. Yerleşimcilerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bağışçılardan destek alıyor. Nahala grubundan Florida'ya giderek parayı toplayıp gelenler de var. Onlar yerleşimciler gibi Gus Katif dedikleri Gazze şeridindeki topraklara dönülmesini savunuyor. Çok people wealthy jews in the u.s in the u.s can you name any names no i cannot I even have on my on my cell phone names of people who say enlist me enroll me i want to join i i want to join the groups that are going to settle gaza i have to ask you though because we're sitting here talking Yeah, Gazze'yi işgal planı yapan bu yerleşimciler 7 Ekim'den önce böyle bir planları olmadığını iddia ediyor. Ancak söz konusu Gazzeliler olunca onların burada yaşama hakkı yok diyorlar. About Gaza, the Arabs of Gaza lost the right to be in Gaza on the 7th of October. That sounds like ethnic cleansing. Weiss'ın görüşleri artık İsrail'de popüler. Buna en çok da Başbakan Benjamin Netanyahu ve hükümeti dahil. CNN muhabirine konuşan Bakan Eliyahu, yapılan araştırmaya göre İsraillilerin çoğunluğunun yerleşimciliği yani işgalciliği desteklediğini söylüyor. Anketler bir Yahudi yerleşiminin olduğu her yerde daha fazla güvenlik olacağını söylüyor. Mutlak güvenlik olacağı anlamına gelmez ancak daha fazla güvenlik olacaktır. Birçoğunun yasa dışı ve ahlaksız bulduğu, İsraillerin çoğunluğu tarafından desteklenmeyen ve aynı zamanda uluslararası standartı açısından İsrail'e çok zararlı olduğunu söylediği bir şey neden savunuyorsunuz? Beni öldürmek isteyen birinin toprağını almanın neden ahlaksızlık olduğunu düşünüyorsunuz?